Harika bir gece, güzel bir cuma gecesi. Ekran başındakilere de buradan selamlar, sevgiler. Arkalarına yaslansınlar. Mükemmel bir program. Müthiş konuklarımız var. Yepyeni bir film. Kimler geliyor bugün biliyor musunuz? Kim geliyor? Gülse Birsel. Bir kişi. Bir kişi mi geliyor? Funda Arar, Gülse Birsel ama önce aile arasında filmi. Bugün vizyona girdi. Mükemmel bir film gerçekten. Çünkü hem senaryosu hem oyuncuları harika. Bugün bizlerle beraber olacaklar. Alkışlarla Gülse Birsel, Erdal Özyağcılar, Engin Günaydın, Derya Karadaş, Fatih Artman, Ayta Sözeri. Gibi, böyle bir ekibi bir daha bir yerde bulamazsınız. Büyük bir alkış daha alalım. Harika. Kalabalığı bulmuşum. Yani. özel alkışlar program içerisinde alacağım ama bir alkış şuradan alayım. Çünkü ilk defa bir canlı yayına, evet, daha doğrusu benim programıma ilk defa geliyor kendisi. Geçmiş olsun. Bugün girdi değil mi vizyona? Girdi. Girdi. Çok harika güzel gidiyor. Haberler geliyor. Geliyor mu haberler? Evet. Ne haberleri geldi? İlk haberleri alalım. Çok gişelerden kalabalık haberleri, kuyruk haberleri. Çok güzel, evet, haberler geliyor. Gelenlerin geri bakalım. Dönüşleri nasıl? Onlar çok kötü diye. Kimse sevmemiş filmi. Olsun artık bugün ne yaparsak ben, kârdı. Ben izledim valla gerçekten. Yok, cidden çok, çok güzel çok film iyiyim. Olmuş. Hepinizin ellerine sağlık. Çok harika. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Hiçbir sorun yok gibi. Rahat mısın? Keyfin yerinde mi? İyi iyi. Yani ilk gelişinden daha mı iyisin yani? İnsan ısınıyor. Yavaş yavaş ısınıyor. Evet. Ya hemen bir sarılayım ya. Vallahi. Atlamayalım. Çok değerli oyuncularımız var. Hepsi birbirinden iyi ama büyük ustaya, Erdal Özyağcılar'a ayrı bir alkış. Erdal abim benim. Hiç rahatsız olmayın, buyurun oturun şöyle nasıl oturmak istiyorsanız. Program devam ediyor çünkü. Burada Funda Arar'ın orkestrası var. Harika bir ekip. Onlara bir alkış alalım. Hoş geldiniz diyelim. Bizlere de. Topsun bu gece. Arkadaşlar bu nedir bilen var mı? Nasıl ya? Lütfen rica ediyorum. Kaç bölümde söylüyorum. 360 derece kameramız ekran başından bizi, bilgisayarından, laptopundan izleyenler varsa telefonundan kanald.com.tr'den girdiğiniz anda programın her tarafını izleyebiliyorsunuz. Kameramıza bir alkış, toplu bir alkış konuklarımıza. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Evet, gerçekten de hayırlı uğurlu olsun. Ama seninle başlamayacağım. Ustayla başlayacağım, üstadla başlayacağım. Erdal abi, çok güzel film olmuş. Çok güzel film. Gerçekten güzel film olmuş yani. Çok sıcak bir film oldu. Erdal abinin sesini duyabiliyor musunuz? Açalım arkadaşlar, sesleri açalım. Evet. Çok sıcak bir film oldu. Sıcak bir film oldu. Hayır, yani herkes böyle der ama evet, gerçekten sıcak bir, evet, film oldu. O. Çünkü konu su gereği. Böyle sanki insanlara büyük bir şey vaat etmiyor gibi görünüyor ama çok şey söylüyor. Evet, konu böyle hani biz size böyle bir şey yapıyoruz değil ama. Böyle yani kafaya kadar takar gibi bir şey yok. Evet, sıcak güzel kelime. Komedide de öyle bir şey yok. Karakterlerde de öyle bir şey yok. Ve çok ritimli. Metronom gibi tık 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 gidiyor her şey içinde. Evet. Komiği var, aşkı var. Aşkı var, komiği, evet, var, draması var, her daha şey ne var. Olsun? Ne diyorsun Gülse'nin yazarlığı için, oyunculuğu aman için? Efendim. Yani daha doğrusu teklif geldiğinde ne hissettin? Ya yani, ben heyecanlandım gerçi, belli etmedim tabii. Evet. Yani klasiktir. Bir düşüneyim, bir senaryo okuyayım dedim. Evet. O senaryo okuduktan sonra sağ olsun lütfetti. Bir 4 saat birbirimizle konuştuk.
O tabii büyük inceliğiyle Erdal abiye dil döktüm ama hiç gerek yoktu. Zaten ben kafadan ha diyecektim. Evet, ama ne de olsa böyle bir konuşma gerekiyordu. Tabii, yalnız bir şey söyleyeyim. Oyunculuk görmek istiyorsanız, hepsinin oyunculuğu harika. Ama Erdal abinin bir Adanalı babayı oynamış filmde. Adanalı baba oynarken ben seni telefonda da konuştuğumda evet. söyledim. Bu rol çok köpürtülebilir, çok böyle dramatize edilebilir, çok karikatürize edilebilir. İnanılmaz yerlere gidebilir. Ama gerçekten rol neyse o evet. kadarını oynamış ve harika bir iş çıkartmış yani filmde. Ama yani bu benim oyunculuğumdan çok hem Gülsen'in senaryosundan ha, bir de Ozan'ın gerçekten oyunun genelinde böyle bir minimalize etmek. Yani komik var zaten. Aman yapmayalım ama tabii ki hiç yapmamak değil ama onun dozunu iyi ayarlayalım diye çok enerjik de bir yönetmen. Evet. Onun da büyük katkısı var. Sadece benim katkım değil tabii. Hem Gülse hem Ozan. Evet. Bir de tabii çevredeki arkadaşlar da öyle bir uyum sağlandığı zaman zaten olay bitiyor. Bugün aramızda yok ama dizimin, filmin başrol oyuncularından bir tanesi de Demet Evgar. Bir alkış alalım mı onlara? Evet, ona da bir alkış alalım. Demet şu anda Okan Yalabık, Bülent Şakrak ve Engin Hepiler ile birlikte oynadıkları 39 Basamak oyununun turnesinde İzmir'de belki ilerleyen dakikalarda telefonla bize katılacak. Kim diyelim başrolde? Engin'le beraber mi paylaştılar? Herkesin başrolü diyelim. Engin, Demet, Erdal abi. Yani aslında herkesin bir alanı var ama herhalde en ağırlıklı roller Engin, Demet, Erdal Özyağcılar, belki Devrim Yakut. Evet. Fatih Hartmal, herkes teker teker sahneye doğru gidiyor. Fatih zaten bir yükselen bir değer mi diyelim, müthiş, ne diyelim? Yani çok müthiş. Acayip bir şey oldu adam. Yani Vatanım Sensin'den zaten büyük bir hayranlıkla izliyoruz ama her rolün altından kalkmak gibi de bir şey yavaş yavaş oluşmaya başladı herhalde. Ne kadar, babam çok mutlu oluyorum böyle şeylerden. Estağfurullah, içimden gelerek söylemediğim şeyler ekrandayız diye yani bir şekilde. Yok ya vallahi gerçekten de öyle. Engin nasıl Demet'le çift olmak, yani beraber daha önce bir şey yapmış mıydınız? Bir rolünüz var mıydı, nedir? Yani böyle Demet'le çok daha önce tanışmıyorum. Ama yani böyle bir arada sırada karşılaşmışlığımız falan var ama evet. elektrik... Tutmuş elektrik. Tutuyordu. Orada da hani iyi sohbet ediyorduk falan. Evet. Yani aslında yolunda her şey. Sen, ben sana soru evet. sormayayım. Sen içinden gelen bir şey varsa bence onları söylesen. Ne demek istersin filmle ilgili? Ne geçiyor içinden? Yani ben Fatih'le ilgili konuşurken ben dedim herhalde oraya göre hazırlamıştım kendimi. Fatih'i ben de çok beğeniyorum. Ödüller alıyor. Genç bir oyuncu. Ve çok abi sen niye buluyor. Böyle bir şekersin mi diyelim, tatlısın mı diyelim, ne? Bir şey diyelim sana yani. Vallahi. Ya Gülse hep mi böyle bu adam? Yani ben çalışmadım Engin'le. Ekran hep... önünde böyle. Ekran önünde. Kamera arkasını bir de bize soruyor. Arka tarafta sadece kendine soruyorsun. Evet, pardon, özür dilerim. Lafını böyle. Yani benim de konuşmam bitmişti aslında. Peki. Yani Demet'le her şey yolundaydı. Evet, evet, abi ben sana söyleyeyim. Bana da bulaştı. Bana da bulaştı. Benim de aslında sorum yok. Ben de... Ya Engin Günaydın ismi geçince bir heyecanlanmıyor mu insan? Bir şey oluyor. Evet. Onun filmini seyretmek, onun oynadığı bir şeyi seyretmek. Bir durum oluyor ya Engin adı geçince. Gerçekten de. Ben yalnız filmi... Evet, DVD geldi. Ben DVD'den seyrettim filmi. Gerçekten çok güzel film olmuş. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Çok komik bir film olmuş. Yazarsın oynayamazlar, oynarlar seni yazamazsın, seni kurtarmaya çalışırlar. Yazarsın oynarsın montajdan kötü çıkar, müziği bilmem ne olur falan filan her şeyiyle zor ilk film olmasına rağmen evet. ne diyorsun bir de ilk film yani hani aslında ilk sorum şu. Hı. Neden bu kadar gecikti? Neden sinema? Neden sinema? Ya hani dizi... Ya neden bu kadar gecikti? Diziler çok sevildi, çok uzun yıllar devam etti falan filan artık onunla... hani seyirci onu çok sevmiş, bir şey yapmışsın, belli bir standardı tutturmuşsun. Artık filmin onun üzerine çıkması lazım. Korkuyor muydun film yapmaktan? Tabii korkuyordum. Çünkü dizide şöyle bir şey vardır. Bir hafta iyi geçmezse öteki tabii. hafta durumu toparlarsın tabii, dizide tabii, yani. Tabii, yani. Filmde bir gitti mi gidersin yani. Tabii tek kurşunum var. Evet. Yani ya hedefi vurur ya vurmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.